Mevcut ekonomik gidişattan umutlu musunuz? Bir iyileşme bekliyor musunuz diye sormak istiyorum. Vallahi ben yani beklemiyorum da ekonomi bir ülke para basıyorsa o ülkenin bittiği anlamına geliyor zaten. Kalkınma köyden başlar. Yani üretim olması lazım. Üretim olmazsa hiçbir şey olmaz. Yani şu an beklemiyorum. Şu an gidişat çok kötü bence. Çünkü hiçbir halk memnun değil. Memnun olan halk görmedim. Mevcut ekonomik gidişat konusunda umutlu musunuz? Bir iyileşme bekliyor musunuz yakın arada? Karamsar olmak istemiyoruz tabii ki. İyi şeyler de yapılıyor. Onlar eyvallah ama yanlış da çok yani. Yanlış çok. Çünkü diyor ya kalkınma köyden başlar. Yani üretim olması lazım. Üretim olmazsa hiçbir şey olmaz. Köyleri terk mi ediyoruz? Terk etme derken yani adamın çalışacak pozisyonu kalmamış. Gübresi pahalı, yemi pahalı, şeyi pahalı. Yani önünü açman lazım. Bugün gemilere veriyorsan 5 liraya mazotu ya abi çiftçiye de ver. Üretsin sonra. Kota koymak ne demek ya? Yani bu saçma bir şey bence. Bak adam Arabistan çölünde çölü şeyi yapmış yani. Sulandırma yapmış orada tahıl yönetiyor ya. Bizim Türkiye bugün cennet bir ülke ama abi biz maalesef cehennemi yaşıyoruz diyorum. Bu olmuyor yani bu. Biz şu an sözün bittiği yerdeyiz ya. Konuşacak bir şey bile kalmamış yani ekonomik. Şimdi iyi dediğimiz zaman biz kendi kendimizi kandırırız. Ne iyisi ya? Ben bu yaştayım. Bak ben gidiyorum bu gece 6'dan sonra sabah 6-7'ye kadar güvenliğe çalışıyorum yani. Tamam ama yani ben bu duruma niye düştüm arkadaşım? Ben 20 küsur sene olmuş emekli oluyor ya 24 sene olmuş ya. Hala çalışmak zorundayım. Nedir yani? Nereye gidiyoruz? Bir Avrupalı geldiği zaman bu da gözüyor bir ay ya. Ben Trakyalıyım bu da köye gidemiyorum ya. Köyüme gidemiyorum ya. Seçilecek Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı diye sormak istiyorum. Nasıl biri olmaz derken alçı biri olması lazım yani. Şeyine cevap vermesi lazım ya. Çünkü bu şu var artık bunu anlamamak için affedersin insanlar bilmem ne olmasın. Bu tek adam sistemini kaldırmıyor abicim. Kaldırmıyor ülke tamam. Belli bir süre gitti evet iyi yaptığı şeyler eyvallah ama yanlış da çok. Çünkü tek adam her tarafa yetişemiyor. Yetişemez istese de. Yani Tayyip'in dışında da çok bu. Yanlış yapıyor. Etrafındaki adamlar da çok yanlış yapıyor. E bu da ne oluyor? Tayyip'e fatura kesiyor. Aslında sadece onun suçu değil. Suç da bizde yani. Biz hak ettiğimizi görüyoruz yani. Hak ettiğimizi görüyoruz yani bunu. O diyor ben ver. Ya kim verdi abi? Belli yani. Tamam ver arkadaşım da ama bugün görüyorsun ya. Dibe vurmuşuk yani. Kanımı diye bir şey kalmamış yani. Sayın Özgür Özel'in yerinde olmuş olsaydınız. Evet. Sayın Erdoğan'la hangi konuları görüşür? O görüşme masasına hangi konuları taşırdınız? Hani, ekonomiyle ilgili tabii yani üretimle ilgili bunlar yapılması gerekiyor yani demeye gerek yok. Onlar da biliyor zaten ama bir de şu var en kötüsü de bu. Bütün bu özelleştirme olayları oluyor ya bütün çıban başı da bu. Aslında devletleştirme olması lazım. Eskiden olduğu gibi devletleştirme olması. Yani şeyden kaçmanın bir anlamı yok ya tamam devlet hakemlik yapacak. Neyin hakemliğini yapacaksın abi? Sen üretmediğin zaman seni kimse tıraşlamaz. Hükümet bir taraftan tasarruf yapalım diyor. Bir taraftan da israftan bahsediliyor. Ben de diyorum ki gerçekten israf var mı? Var tabii. Olmaz mı yani israf? Başlı başına o israf ayrı bir yani. Çok o israfı hiç tarif bile edemezsin ya. Tarif edemezsin yani. Benim dilim var mı onların bazı şeyi söylemeye? Onlar zaten biliyorlar nerede ne yaptığını. Ama dediğim gibi olmaması lazım. Yani tasarruf onlardan başlayacak. Ben bugün 10 bin lira 12 bin lira diyelim emekli maaşım. Benim tasarrufumdan ne olur ya? Tasarrufu siz yapacaksın abi. Yani tamam lüksten şey olmaz diyorsun ama olacak abi olması lazım ya. Sonra senin bir şeyi alman gerekiyorsa bunu kiralamanın bir anlamı yok ki. Alacak güç var abi. Alacak güç varsa al abi tamam. Gösterişten uzak durmamız lazım. Yani gidişatımız pek iyi değil. Yani mevcut ekonomik gidişatı nasıl buluyorsunuz? Bir ekonomik iyileşme bekliyor musunuz? Bu konudaki düşünceniz. Yani şu an beklemiyorum. Şu an gidişat çok kötü bence. Çünkü hiçbir halk memnun değil. Memnun olan halk görmedim. Ki şu an hani şey beklentisi değil yani iyi değil yani şu an durum çok kötü vaziyet olarak. Sizin hayalinizdeki Cumhurbaşkanı nasıl olmalı? Ya hayalimdeki Cumhurbaşkanı gençlerin dilinden anlayan, halkla arası iyi olan, halkla hani sıkı yakın olan bir insan olmalı gerekiyor. Bir de ayrıyetten de ülke ekonomisine yardımcı olan yani katkıda bulunan bir başkan olması gerekiyor. Bir de sporla ne bileyim hani o alanlarla daha yakın bir başkan daha iyi olması gerekiyor çünkü o alanlarda. Melih'cim sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir Cumhurbaşkanı hayal ediyorsun? Ben de aynı şekilde düşünüyorum aslında. Hani daha çok yardımlaşmayı seven, hani insanlara gerçekten yardımı dokunabilecek bir insan olmalı. Sayın Özgür Özel'in yerine siz olmuş olsaydınız, o görüşme masasına hangi konuları taşırdınız? Dediğim gibi gençleri daha çok üste alırdım. Çünkü gençler geleceğin büyükleri olacak, geleceği yönetecek.
Hani gençler üzerinde daha çok dururdum. Özgür Özel'in bence gitmesini yanlış buluyorum. Çünkü bu Taksim muhabbetlerinden sonra Cumhurbaşkanı'nın araya gelmesi çok yanlış. Hani böyle bir hengameden sonra bir de o toplanma arasına gidiyor. Biraz siyasete giriyorum ama yanlış bir şey. Ama hani gitmesi yanlış bir şey hani Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü o kadar olaylar olmuş. Hani ben gitsem hani genellikle hani bu ülke ekonomisini ya da genel olarak bir toplantı içinde sunarım. Hükümet bir taraftan kemer sıkalım diyor, bir taraftan tasarruf yapalım yani israf yapmayalım diyor. Ben de diyorum ki bir genç olarak sizce Türkiye'de israf yapılıyor mu? Yapılıyor tabii ki de ya. Hani genellikle görüyorum çünkü başkanlar olmak üzere 2-3 tane arabası var. Ne gerek var? Hani bir tane araba yetmiyor mu yani? Hani gidip de araştırabilirsiniz yani. Bunlardan rahatsız oluyorum ben bundan. Bir genç olarak mevcut ekonomik gidişattan umutlu musunuz? Bir iyileşme bekliyor musunuz diye sormak istiyorum. Vallahi ben hani beklemiyorum da ekonomi bir ülke para basıyorsa o ülkenin bittiği anlamına geliyor zaten. Başka yapacak bir şey söyleyecekse bir şey yok ki abi zaten. Bir ülke para bitiyor, para basıyorsa o zaten o ülke batmış gibi. Türkiye'de dünyada hani dünyada hiçbir ülke Türkiye kadar güzel yani hiçbir yer yok da bu sistem yanlış bir sistem zaten. Sistem bayağı yanlış bir sistem. 2028'de seçilecek Cumhurbaşkanı bir genç olarak sizce nasıl biri olmalı diye sormak istiyorum. Dürüst olmalı abi. Dürüst olmalı. Başka bir şey yapamaz ki. Sadece dürüst olsun tamamdır. Siz Sayın Özgür Özel'in yerinde olmuş olsaydınız hangi konuları dile getirdiniz? Niye bu kadar hayat şartları zor? Bunu sorardım. Başka bir şey sormazdım. Bir vatandaş olarak Mevcut ekonomik gidişattan memnun musunuz? Bir ekonomik iyileşme bekliyor musunuz? Ekonomik gidişattan memnun değiliz. Yani alım gücü düştü. Şey olarak pahalı her şey. Hayat pahalılığı var. Marketler ateş pahası. Yani ekonomik gidişat düzelir mi onu bilemiyorum yani. Ekonominin durumu tabii ki iyi değil yani. Hayat pahalılığı var. O bir gerçek. Seçilecek Cumhurbaşkanı Nasıl biri olmalı diye sormak istiyorum. Seçilecek Cumhurbaşkanı'ndan ülkeye sahip çıkması, hayat pahalılığını iyileştirmesi, ekonomiyi düzeltmesi. Ekonomik gidişat konusunda neler düşünüyorsunuz? Bir ekonomik İyileşme bekliyor musunuz? Fiyatlarımız çok yüksek. Bu başkanlarımızın yani bildikleri bir şeylerdir. Onlar ne derse nasıl olursa o şekilde yönetiliyoruz. Tabii zorlanma oluyor var yani. Rabbim yani ne verirse hayırlısı versin. Başka bir şey diyemiyorum ben. Siz olsaydınız Sayın Erdoğan'la hangi konuları görüşürdünüz? Ya Sayın Başkanımız zaten bütün konuları kendisi bilen, düşünen insandır. Ana fikir vermek, akıl vermek de bize zaten düşmez. Sizce Türkiye'de israf yapılıyor mu, israf var mı? İsraf var efendim. Vardır ama tabii yapılmaması daha iyidir. Fırsat vermiyorlar, fırsat vermiyorlar. Fırsat verirse her şey olur. Fırsat vermiyorlar. Kime fırsat vermiyorlar? Ben açık vermiyorum. Artık anlayan anlar. Anladın mı? Anlayan anlar. Hadi aile işler, benimkiler beni öldürecek. Ekonomik açıdan bir iyileşme bekliyor musunuz? Abi beklemiyoruz. Böyle geldiyse böyle gider. Ekonomi de çok kötü zaten. Öyle. Kimse ne dersin? Ekonomi kötü. Peki bir iyileşme olur mu sizce? Yoksa zor mu? Bence Cumhurbaşkanı değilse olur. Cumhurbaşkanı seçiminde seçeceğimiz Cumhurbaşkanı sizce nasıl biri olmalı? Hangi özellikle taşımalı? Abi ilk önce kadın ve erkeği eşit tutacak, adaletli olacak. Bir de şu ekonomi içinde daha iyi birisi olması gerekiyor. Hani fiyatlar konusunda. Öyle olsa daha iyi olur. Abi bence de ekonomi düzelsin artık. Sayın Erdoğan'la bir görüşme imkanınız olsa, Sayın Erdoğan'la hangi konuları konuşurdunuz, hangi konuları dile getirdiniz? Abi derdim ki işte ekonomi konusunda düzelt falan. Sonra işte yapamıyorsan bırak derdim abi işi. Hani bırak sürekli ekonomi konusunda konuşurdum. Sonra okul konusunda konuşurdum. Eğitim. Evet eğitim konusunda konuşurdum. Öyle ilerlerdi. Elif'cim sen ne diyorsun? Ekonomi. Ekonomi hakkında konuşurdum. Bir genç olarak mevcut ekonomik durum konusunda neler düşünüyorsunuz? Bir ekonomik iyileşme bekliyor musunuz diye sormak istiyorum. Abi bundan sonra bu ülkeden hiçbir şey beklemiyoruz abi. Ülkenin belli abi zaten durumu. Ülke bitmiş durumda abi. Abi bence ilk başımızdakilerin değişmesi lazım. Öyle düşünüyorum. 2028'de seçilecek Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı? Yani şu an yapılan yanlışların tam tersine bir başkan gelirse bence daha iyi olur. Evet abi.
Ama bence hani bu değişim eğitimden yana olmadı çünkü Türkiye'de öğrenciler rahat bir şekilde eğitim göremiyor.